Boşanıyorum anne. Bu akşam babama da söyleyeceğim. Kızım yuvanı mı yıkacaksın durup dururken? Anne yuva mı kaldı ortalıkta? Kızım sen niye işine gitmiyorsun? Hadi git bankaya da biraz kafan dağılsın. Şube restore edili anne. Ben de şubeyle beraber restorasyona gireceğim. Nereye giriyorsun nereye? Yani senin anlayacağın Kadir'i dekordan çıkarıyor. Ay ne diyor bunlar? Ben artık bunları hiç anlamaz oldum ayo. Kayınço, anladın değil mi ne yapmam gerektiğini? Ya enişte benim işim gücüm var. Babam beni dükkanda görmezse parçalar ya. Ya kayınço 2 dakikamız alacak. Hem ben burada ablanın mutluluğu için çalışıyorum. Ne yani kadıncağız beni boşayıp dul mu kalsın? Of enişte, of. Tamam tamam. Şimdi intihar edecek bir adamın yanında böyle sakin sakin durulmaz. Biraz heyecan yap bakayım. Çal, çal seni, çal. Hadi heyecanlan biraz hadi. Hadi. Geldi. Kesin kirayı ödemiştir. Sana müjde vermeye gelmiştir. Enişte intiharın lüzumu yok. Bulunur para. Ödenir bir şekilde. Bırak kayınço. Bırak beni. Hiç değilse ölmeden önce karımla doya doya vedalaşayım ben. Ne diyorsunuz siz ayol? Ne intiharı? Anne eniştem kendini öldürmek istiyordu. Köprüden atlayacaktı. Ben son bir karınla kızınla vedalaş dedim de zor çevirdim intihardan yani. Evet Hülya, ben köprüden atlayarak trafiği tıkamak istemedim. Zaten seni yeteri kadar mağdur ettim. Bir de İstanbul halkını mağdur etmeyeyim dedim. Ben şimdi gider odalardan birinde kendimi bir köşeciye asıveririm. Hayır dur ayol, deli mi ne? İntiharın yeri mi burası? Hayır, ben evimde kimseyi astırmam, olmaz. Doğru, haklısınız. O zaman al bunları kayınço, bana bıçağı ver. En iyisi bileklerimi kesmek. Doğru, ip kopar mopar. Sonra ölmem mi ölmem, başınıza bela mela olur. Kadir, ne saçmalıyorsun sen? Bu dünyada daha fazla kalmak istemiyorum Hülya. Neden ölmek istiyorsun enişte? Çünkü ben hayırsız, işe yaramaz, iğrençli bir biriyim. Ben daha kiramı bile ödeyemiyorum. Oysa bu kadın, yani senin ablan, benim biricik karım, Hülya'm bunları hak etmiyor kayınço. Oysa ben onun hayatını karardım. Beceriksizim biriyim ben. Yaşayarak kişi başına düşen milli hasılatımızı daha fazla düşürmek istemiyorum. Oğlum, intihar edersen daha çok karartmış olursun hayatını. Kızım dul kalır. Ya. Yeni birini bulur, layık olduğu hayatı yaşar. Unutur beni. Zaten benim gibi aşağılık bir adamın yası kaç gün tutulur ki? Bir. Bilemedin 2 gün. Ama 3 gün olmaz. Benim gibi aşağılık bir adam için 3 gün çok fazla. Hatta 3 saat bile fazla. Lakin canım karıcığım, Hülya'm, yaşadığımız o güzel günlerin hatrına belki 3 dakikacık üzülebilir. Bizim güzel günümüz olmadı ki Kadir. Benim bu numaralara karnım tok. Nasıl ya? Böyle duygu sömürüsü yapma bana. Ya abla, adam intihar edecek. Köprüden almasaydım şimdiye kadar Karadeniz'e açılmıştı. Kızım, hadi affet şunu artık. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Ben affedilmeye hak etmiyorum. Ben ölmek istiyorum. Hülya'mın yüzüne nasıl bakarım ben? Çocuğum. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum anneciğim. Ölmek dur enişte, kıyma kendini. Durmam, duramam kayınço. Bırak beni. Bırak beni kayınço. Oo. Vakit amma ilerlemiş ya. Gazeteye daldık, dükkana geç kaldık. Aman geç kal. Çocuklar dükkanda nasıl olsa. Aman orada olsalar ne olacak? İkisi de ayakta uyuyorlar. Mehmet, bana biraz para bıraksan alışveriş yapacağım. 2 gün önce verdim ya hayatım. Ama Mehmet, her dakika bir şeyler bitiyor. Hülyalar kaç zamandır burada biliyorsun. 8 kişi sürekli yiyor. Yani kızımıza gül gibi baksın diye verdik kızı. Biz maşallah damada bakıyoruz güller gibi. Sağ ol canım. Bana bak Şükrü. Söyle onlara gitsinler evlerine, tamam mı? Bu ev Amerikan kredisiyle dönmüyor. Giderler canım, giderler. Hülya sabahleyin erkenden ev sahibiyle konuşmaya gitti. Eğer adam ay başına kadar müsaade ederse gidecekler. Ya etmezse? Etmezse mi? Evet. Etmezse bugün icra gelecek. Ederler canım, niye etmesin? Eder, eder. Aa!
Demek ki kabul etmemiş Mehmetçi. Demek ki bunlar başımıza kalmış Şükrancığım. Ya kim bu kapıyı çarpan ya? Geldik geleli bir rahat uyku uyuyamayacak mıyız biz bu evde ya? Boşanıyoruz artık Kadir. Bitti her şey. Abartıyorsun ama Hulya. Eve haciz geldi diye boşanıldı. Nerede görülmüş sarı papatya? Oğlum gidip kurtarsana eşyalarınızı. Baksana haciz geldi diyor kız. Kurtarılacak bir şey yok anne. Her şeyi alıp gittiler. 3-5 parça bir şey kaldı. Teessüf ederim Hulya. Teessüf ederim. 3-5 parça eşya için ağlamaya değer mi? Bak burada bir sürü eşya var. Annem bize istediklerimizi verir. Deline zoruna bak. Sen alsan alsan bu evden balkondaki eski süpürgeyi alabilirsin ancak. Tamam Hulya, tamam hayatım, merak etme, hallederiz. Seni dinlemek istemiyorum Kadir. Ailesini bu duruma düşüren bir adamla asla evli kalamam. Git kendine bir avukat bul. Sakın peşimden de gelme. Oğlum git hadi peşinden, git. Bir de sizin boşanmanızla uğraşmayayım ben, hadi. Hadi. Hulya. Anne, anne ne oldu burada? Aman ablanın evine haciz gelmiş, bütün eşyalarını götürmüşler. Aa, ciddi misin? Şaka yapar gibi bir halim var mı benim? Ha? Üf, boşanacağım diye tutturdu ablanız. Nedir benim sizden çektiğim? Ay bitmiyor dertleriniz. Aman merak etme anne, boşanmazlar. Eniştem nasılsa kandırır ablamı. Evet bak gör, birazdan mutfaktan Gül'ü oynaya çıkarlar. Evet evimize haciz geldi Hulya. Bu haciz işi seni üzebilir. Ama bu bizim için büyük bir şans. Sor bakalım bir niye büyük bir şans? Senin için büyük bir şans olabilir Kadir. Ama benim için eşek şansı. Eşek şansı değil Hulya. Evimize haciz gelmesi bizim için büyük bir fırsat. Ne fırsatı ya? Her şeye sıfırdan başlama fırsatı Hulya. Evliliğimizin ilk günlerini düşünsene. Ne kadar mutlu ve heyecanlıydık. Evet, belki hiçbir eşyamız yoktu. Ama birlikte el ele çalışarak bir yuva kurmanın tatlı telaşı vardı içimizde. Dişimizle, tırnağımızla kazıyarak, el ele, yürek yüreğe açtık bütün zorlukları. Beraber yürüdük o yollarda. Beraber ıslandık o yağmurda. Korkmuyorduk. Korkmuyorduk çünkü güçlüydük. Bizi herkesten daha güçlü yapan müthiş bir servet vardı elimizde. Neydi o servet Hulya? Hadi sor bakalım neydi? Aşkımızdı Hulya. Evet. O servet bizim aşkımızdı. İşte biz o aşk sayesinde bugünlere geldik Hulya. Birlikte, el ele. Ve aşkımız bize minik, mini minnacık bir hediye verdi. O hediye Ceren'imizdi. Bütün bunları sen ve ben yaptık Hulya. Sıfırdan, hiçbir şeyimiz yokken. Yine yapabiliriz. Önemli olan sahip olmak değildir. Önemli olan sahip olurken verilen o tatlı mücadele, o yaşanan heyecanlar, o masum kaygılar, o şımarık hayallerdir. Biliyor musun Hulya? Aslında iyi ki evimize haciz geldi. İyi ki eşyalarımızı götürdüler. İyi ki o hain ev sahibi evimizi çekip aldı elimizden. Çünkü küçüktü o ev. Havasızdı, karanlıktı, rutubetliydi. Ve hatta merkeze, yani herkese uzaktı. Zaten eşyalarımız da eski püsküydüler. Hepsinin modası geçmişti. Yırtıktılar, pırtıktılar. Hah, iyi ki evimize haciz geldi de bütün eşyalarımızdan kurtulduk. Çünkü ben karıma, bir taneme, kınalı kuzuma eşyaların en iyisini, en güzelini, en modernini almak isterim. Ben karıma geniş bir mutfağı olan, banyosunda jacuzzi'si, hatta mümkünse saunası bulunan, balkonuna oturduğu zaman boğazdan geçen o gemileri sayabileceği bir
ev tutmak istiyorum. Bunu yapabilirim. Ama bunu yapmak için o servete ihtiyacım var Hülya. O servetin sen ne olduğunu biliyorsun. O servet senin aşkındır Hülya. Senin aşkına yeniden ihtiyacım var minik kelebeğim. Kadir. Hülya. Yok, bu sefer zor. Affetmez Hülya. Affeder anne. Eniştemin yaptığı edebiyatla mutfağa edebiyat fakültesi açılır. Yapma Kadir. Boşanıyor musunuz abla? Aman Defne, ne boşanması? Bakayım. İşte abi çalışıyor bak. Bir tek sen buradayken çalışıyor. Sen gidince hemen kilitleniyor yine. Abi kilitlenme mitlenme yok, çalışıyor işte. Tamam o zaman. Al bilgisayarını, ver bizim 150 milyonu geri. Satılan mal geri alınmaz abi. Çalışan mal geri alınmaz. Tamam Mustafa abi, çalıştı işte. Doğru kullanırsanız çalışır abi. Siz kullanmayı bilmiyorsunuz ki. Bilmiyormuşuz. Sen daha doğmadan önce biz komşuda Atari oynuyorduk. Neyse abi, sen oynamaya devam et. Ben gidiyorum. İnternette arkadaşlar bekliyor. Hadi eyvallah. Kim bu ya? Ama senin küçük modelin. Ne demek bu şimdi? Küçük üçkağıtçı yani. Ne diyorsun? Ben zaten moralim bozuk, kırarım kemiklerini ha. Tamam enişte ya, sakin ol. Sen de git bir çay kap gel. Bak eniştemin morali bozuk. Yürü, yürü. Moralim bozuk zaten. Buyur Kadir abi, çayın. Sağ ol. Yok. Kimsede kamera yok. Yok, aslında var. Var da vermiyorlar, ben biliyorum. Senin plan yatar o zaman enişte. Yok. Benim plan yatmaz. Yatmaz. Biz bu akşam nişanda içki işini bir halledelim. Başka bir günde kamera işini hallederiz. Aa Mustafa abi, İpek ablanın nişanında içecek miyiz biz? Yok Hasan, eniştem hayal kuruyor. O kadar insanın arasında içilir mi? Hele babamın yanında. Ne demek içilir mi? Eğlence değil mi bu? Elbette içeceğiz. Bence de yani. Ya iyi güzel diyorsunuz da nasıl içeceğiz? Hallederiz be kayınço, hallederiz. Senin asıl amacın İpek'in nişanlısını içirmek değil mi enişte? Canım isterse ona da ikram ederiz tabii. El altında. Ne istiyorsun şu adamdan be enişte? Daha doğru dürüst tanımıyorsun bile. Ben hissederim kayınço. Bu adamda para var, başarı var, tip var, her şey var. Aileye girecek ve hepimizin karizmasını çizecek. Daha şimdiden ondan bahsederken ağızlarının suyu akıyor. Yarın öbür gün bir Çağatay kadar bile olamadın diye herkes başıma kalkacak. E'si o bizim karizmayı çizmeden bizim onun karizmasını çizmemiz lazım. Çizelim ki ayakları biraz yere bassın. Ya Kadir abi bir şey soracağım ben. Daha önceden böyle Dallas civarında falan bulunmuş muydun? O ne demek? Yani sende böyle hafif bir ciğerlik seziyorum da yani o bakımdan sonra. Dur ya, dur ya, dur ya. Dur ya, vur, vur. Vur ya, vur, vur. Ne haber kayınço? Ya enişte bu ne ya? Ya hala bu ne diye soruyorsun Mustafa ya? İhaleyi aldık ya oğlum. Bu gece mahallede bu davulu çalacağım. Ya eve niye getirdin ya babam görürse? Görmez görmez, merak etme. Bundan sonra her gece saat 3'te kalkacağım ve sokaklara döküleceğim. Malum sorumluluk sahibi bir davulcu olarak herkesten önce kalkmak zorundayım. Ya uyanamazsan enişte? Ne demek uyanamazsam ya? Bundan sonra saat 3'te zımba gibi ayaktayım. Bahşişleri kaçırmamak lazım değil mi ama? Zaten kalkamazsan önce babam sonra mahalle linç eder seni. Kalkarım. Enişten onu da düşündü herhalde. Saat çalacak. Ah.
Damat, damat. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hadi bakalım, hadi İstanbul için sahur vakti. Ne sahur vakti mi, ne sahuru ya? Bana bak, o davulu sen mi getirdin bu eve? Davul mu? Ne davulu baba ya? Ne bileyim ben ne davulu, kapının önünde bir davul var işte. Davul mu lan? Uyuyakalmışım, ben mahvoldum, ben bittim. Allah Allah, kim ki bu saatte? İyi geceler Mehmet Usta. İyi geceler Muhtar, hoş geldin, hayırdır? Ya senin şu damada bu davul ihalesini verdik ama... ...hani hiç dışarıda davul mavul çaldığı yok. Davul ihalesini mi verdin, nasıl? Basbayağı geldi, talip oldu. 1,5 milyar da para verdi, ben de verdim belgesini. Niye çalmıyor davulu, uyudu kaldı mı yoksa? Sana 1,5 milyar mı verdi? Evet. Ulan... Kesin benim ev tutsun diye verdiğim paradır o ha. Damat! Merak etmeyin babacığım, hallederiz. Damat efendi, kalk doğru işinin başına, milleti sahura kaldır, hadi. Saat ne çabuk 3 oldu ya. Madem ki bir işi üstlendin, sorumluluğunu bil. Hadi doğru işini başına, hadi. Tamam baba ya, hallederiz ya. 30 gün çekilir mi bu iş ya? 3 kuruş bahşiş için ben nereden girdim bu işe ya? Ha, bahşiş dedin de... ...topladığın bahşişleri direkt bana getireceksin. Hı? Ramazan bittiğinde o para çıkmazsa... Bu tokmakla beraber davulu kafanda paralarım, haberin olsun. Tamam be, tamam be. Teşekkür ederim anneciğim. Ya bak nasıl çalıyor davulu. Ramazan diye buna derim işte ben. Vallahi bravo Mehmet. Arada bu damadı gütmek lazım. Biraz kötü çalıyor ama eniştem, değil mi abla? Hayatında ilk defa davul çalıyor yani. Konservatuvar mezunu değil herhalde. Olsun kızım, olsun. Çalsın da. Ne oluyor ya? Aa! Aa! Kedine bir şey oluyor. Kadir! Enişteme köpek kaç saldırıyor. Ay Kadir'cim! Ne olur davulu bırak, kaç! Ey Allah'ım, bu duruma sevinsem, üzülsem mi bir türlü anlayamadım yani. Yavaş Hülya, acıyor. Ay, o sen de benim omuzumu çökerttin Kadir. Tamam, biraz tamam. Ağırlığını verme. Merhabalar. Babacığım, ben artık davul çalamayacağım. Çünkü yürüyemiyorum. Ne demek çalamayacağım ya? Kim çalacak peki? Bilmiyorum artık. Siz halledersiniz babacığım. Ben davul çalacağım. Ne olacak Mehmet? Muhtara söz vermişsin. Hayatta olmaz. Ben gece yarısı elimde davulla sokaklarda dolaşamam. Dedem davul çalacak, ben de oruç tutacağım. Ulan damat, ulan damat. Nerene dokunsak dert ya. Niye kaçamadın köpekten ha? Bu akşam davulu siz taşırken neden kaçamadığımı anlarsınız babacığım. Çünkü o davul bir süre sonra çok ağırlaşıyor. Sandığınız gibi hafif değil, gülle gibi oluyor. Üf Kadir ya, üf! Nedir senden çektim? Hadi yürü içeride yat, şimdi gelen giden olur. Merhaba enişte. Hoş geldin kayınço. Ne haber? Nasıl gidiyor Ramazan davulculuğu işi? Yorucu. Keşke beni de bir köpek ısırsa da senin gibi böyle ense yapsam diye dua ediyorum her gün. Aşk olsun kayınço. Kim ense yapıyor? Biz de çalışıyoruz herhalde burada. Ne çalışıyorsun enişte? Altılı ganyan mı? Teessüf ederim Mustafa. Teessüf ederim.
Ramazan davulculuğu işinden gelecek kazancımızı arttırmak için yeni yöntemler üzerine çalışıyorum herhalde. Ya ne gelir enişte? Bahşiş veren yok ki. Hallederiz be kayınço, hallederiz. Bak, yepyeni sistemler geliştirdim. Neymiş o sistemler? Bir sürü var. Ama asıl önemli üstünde durduğum sistem ÖSKS sistemi. ÖSKS mi? O ne? ÖSKS, ön ödemeli sahura kaldırma sistemi. İşte böyle kayınço. Bundan sonra ön ödemeyi yapan evler sahura kaldırılacaklar. Ama yapmayanlarsa sahurunu yapamadan acı acına tutacaklar oruçlarını. Hiç öyle şey olur mu enişte ya? Tek tek uyandırmıyoruz ki insanları. Biz vuruyoruz davula, uyanan uyanıyor. Yok, bundan sonra yok öyle üç kuruşa beş köfte. Bahşişi önceden veren şahsın gideceğiz, zilini basacağız, şahsı uyandıracağız ve şahsın karşısında şahsa özel davul çalacağız. Yani bu var ya, hayatımda duyduğum en saçma şey. Ne münasebet efendim, hiç de değil. Hem sen karışma, sen ne karışıyorsun? Sen git davulunu çal. Ben kapı kapı dolaşır toplarım ön ödemeleri. Ben çalmıyorum artık davulu, Hasan çalacak bir süre. Hasan mı? Olabilir. Hasan da çalabilir davulu. Hiç önemli değil. Fark etmez. Önemli olan bu işin likididesi. Enişte, sen nasıl kalkıp kapı kapı dolaşıp para toplayacaksın? Senin ayağın acımıyor mu? Ayağım? Acıyor. Acıyor da ne yaparsın be kayınço? Ekmek parası işte. Hadi abla ya, asma suratına artık. Senin gibi fıstık hatun evde kalır mı hiç? Bilmiyorum. Çok mutsuzum. Bul kendine bir meşgale, oyalan işte. Bak bana, ne güzel tiyatroya başladım. Babam bir duyarsa başladığın gibi bitecek ama o tiyatro, biliyorsun değil mi? Aman, babam da her şeye karışmasın. Zaten sırf o istiyor diye zorla eczacılık okuyorum. Aa, zorla mı okuyorsun? Tabii, hiç bana göre değil eczacılık. Hem doktorların ne yazdığını çözmek için 4 yıl okumak zorunda değilim ben. Sevdim seni bir kere. Başkasını sever. Ne oluyor ya? Enişten banyoya girdi. Ne olacak? Bu ne ya? Ne bu ne? Kızım ne böğürüyor bu böyle? Banyoya girdi herhalde baba. Şarkı söylemeden banyo yapamaz. Baban banyoya girdi yine. Anneanne. Efendim canım. Ben çok hastayım. Hasta mısın? Dur bakayım ateşini. Çok yüksek değil mi? Yo, normal gibi. Anneme söyle ben bugün okula gidemeyeceğim. Çok sallanma güzel yarim cahilim. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Kadir susar mısın? Sus. Kızım bak, darılma gücenme ama bir ev tutup gitseniz iyi olacak. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Tamam babacığım, tutarız. Güle güle babacığım. Yani şu eniştemle yaşamak var ya, eczacılık okumaktan bile zor ha. Evet ya, nişan atmak bile daha kolay. Gel tanışalım önce, ben kısaca kese. Ama çok romantik değil mi? Nereden çıktı bu hasta lafı anne? Hasta olsa ateşi olurdu. Var gibi Hülya, var. Baksana öksürüyor da. Evet anne ya, çok hastayım. Gidemem okula. Gitme çocuğum, gitme. Yat dinlen. Hülya bir günde gitmesin okula canım. Hastaysa doktora götürelim o zaman anne. Yok 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 yok. Yatsam yeter. Hülya, sen çocuğu bırak da git şu kocanı banyodan çıkar. Geçen günkü gibi 2 saat kalmasın. Gece davul çalıyor, terliyor adam anne. O zaman içinden söylesin şarkıyı, o kadar bağırmasın. Hadi yatsın benim güzel kızım. Anneannesi de gitsin ona güzel bir nane limon yapsın. Oh be, kurtuldum aşı olmaktan. Aslında seni dışarı atmam. Ne oldu lan? Dişim tuttu gene. Gittikçe azıyor. Başımıza bir de bu banyo işi çıktı.
Yok bitmiş. Merhaba Şükran'cığım, hoş bulduk. Ay bu ses sizden mi geliyordu? Evet canım. Ay, kim bu şarkı söyleyen? Damat banyo konseri veriyor. Ay popstar yarışmasına falan mı gidecek yoksa? Nerede keşke, yalnızca kafamızı ütülüyor. Geç canım. Valla bütün apartmanda sesi çınlıyor, haberin olsun. Çıkar şimdi. Merhaba İpekciğim, nasılsın? İyiyim Seviş teyze. İyiyim diyor ama hiç iyi değil. Kolay değil tabii canım. Nişan bozdu kız. Kim bilir morali ne kadar bozuktu. Ben diyorum ki bugün İpek'i de götürelim bizim altın gününe. Birazcık eğlenir. Ya tabii gelsin ya. Ay hayır anne, ben gelmem. Geleceksin efendim. Böyle surat bir karış oturmakla olmaz. Ya istemiyorum anne ya. Geleceksin hanımefendi. Biraz moralin düzelsin de başka birisini bul. Kalacaklar başıma yol. Hoş geldin canım. Hoş buldum, hoş buldum. Ay bu ses sizden mi geliyor Şükran? Damatlar banyo yaparken şarkı söylüyormuş da Müjgan Hanım. Ama olmaz ki şeker. Sabahtan beri kafamız şişti. Haklısın canım. Dur ben şimdi ona gösteririm. Nereye Şükran? Kapının önünde vana var. Suyu keseceğim. Çok şükür. Nasıl susturdum ama. Geç. Ay vallahi pırlanta gibi akıl var sende Şükran. Anne. Anneciğim ne oluyor? Asfalt mı kesildi ya? Ay çocuğun ne işi var bu kılıkta salonun ortasında? Ne yapsaydım anneciğim yani? Sabunlu mu kalsaydım da? Hem yabancı mı var evde ya? Ben şurada bekleyeyim bari suyun gelmesini. Ay şu vanayı istersen artık aç Şükrancığım. Ana, Müjgan Hanım burada mı? Evet yani ben de varım burada. Hadi git çocuğum, git banyoya, açacağım suyu. Demek suyu kapatmıştınız ha anneciğim. Gözlerim nasıl yandı, haberiniz var mı sizin? O zaman sen de şarkı söyleme. İyi ama tamam.